Maide suresinin 116 ve 117. ayetleri. Ve idgâlallâhu ya İsa ibn-i Meryem. Bu ahirette olan konuşmadır. Ki bunu zaten hemen surenin devamındaki ayetlerinden gâle hâzâ yevmü yenfe'u sâdikîne sıdkuhum, bugün doğruların doğruluğunun kendisine fayda verdiği gündür diyerek mahşer yerinde olan konuşma olduğunu ifade ediyor Allah-u Teala burada. Diyor ki ve idgâlallâhu, Allah'ın dediği gün, yani bir gün gelecek Allah şöyle diyecek. Ya İsa ibn-i Meryem, Meryem oğlu İsa. E ente kulte linnâsi ittehidûni ve ummiye ilâheyni min dûnillâh. Sen mi dedin bu insanlara, anamı ve beni Allah'la kendi aranızda birer ilah edinin. Bunu sen mi söyledin? Kâle, bu tür şeyler bütün tanrı edinenlerle ilgili olarak konuşulacak. Bu Kur'an-ı Kerim'de var. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın cevabı şu. Kâle, Sübhânek, mâ yekûnu lî en ekûle mâ leyse lî bihak. Benim hakkım olmayan bir şeyi ben söylemem söz konusu olamaz. İn kuntu kultuhu fekad alimte. Eğer ben böyle şey demişsem sen kesin olarak onu bilirsin. Te'alemu mâ fî nefsi ve lâ a'lemu mâ fî nefsik. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben sende olanı bilmem. İnneke ente allâmul gıyûb. Çünkü gayıpları bilen, kalpleri bilen sensin. Mâ kultu lehum illâ mâ emerteni bih. Bana ne emrettiysen onlara sadece onu söyledim. O da nedir? En i'budullâhe rabbi ve rabbekum. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kul olun dedim onlara. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. İçlerinde bulunduğum sürece onlara şahittim. Felemma tevaffeyteni, ne zaman ki beni vefat ettirdin. Müteveffike tevaffeyteni, bakın aynı kelime. Aynı kelimenin değişik kipleri. Felemma tevaffeyteni, ne zaman ki beni vefat ettirdin. Künte enter rakib aleyhim, onları görüp gözeten sadece sen oldun. Yani vefatımdan beri herhangi bir şey bilmiyorum. Açık değil mi bu? Siz onun vefatına uyku değil. Yani bazılarının dediği gibi uyku. O beni uyuttun, o günden beri bilmiyorum. Şu anda haberim oldu demiş olmuyor mu? Ondan sonra ruh ve cesediyle birlikte yükseltti deyin. Tamam, ruh ve cesediyle birlikte tevaffi yükselmiş. Ben şimdi öğrendim. Beni yükselttiğin günden beri ne olduğunu bilmiyorum demiş olmuyor mu? Tekrar bir gidiş geliş yok. Yani bir gelseydi, bunların halini görseydi, anlatıldığı gibi millet inansaydı derdi ki ya Rabbi ikinci gelişimde meseleyi düzelttik derdi yani. Gerekeni yaptım. İkinci gelseydi, ferama enzelteni, indirdiğini gördüğüm gibi. Ve emetteni. Evet, derdi. Herkes müşrik olmuş. Evet. Kıracak vesaire hepsini yapacağına göre yaptım ben yani. Görev yaptım yapacağımı demiş olur. Bak. Ondan sonra diyor ki yani seni vefat ettireceğim dedikten sonra felemma tevaffeyten, beni vefat ettirdiğin günden beri ben o yani vefat edene kadar işlerindeydim diyor. Vefattan sonra görüp gözeten sen oldun. Ondan sonra ve ente alâ kulli şeyin şehîd, sen her şeye şahitsin diyor. Dolayısıyla Siz bu vefat kelimesine hangi manayı verirseniz verin, İsa Aleyhisselam'ın geri gelmesi mümkün değil. Bundan dolayı bu konuda yazı yazan hiç kimse bu ayeti almaz. Çünkü bu ayeti alırsa sistem bozulur. Hocam sadece bakın, biz bugüne kadar, ben düne kadar da böyle bu ayetin kilit olduğunu söylüyordum. Şimdi arkadaşlarımız lütfen baksınlar, tevaffa fiilinin mazi, muzari, emir, zaten ismi faid bir defa var bir tevaffike. Bakın, ben de söyleyeceğim diyor. Yani ikinci bir mana yok. Hayatlarda ikinci mana yok. Zaten ahirette de Peygamberimiz de aynı sözü söyleyecek. Ashabından bir kısmı gelecek, bakacak ki onlar sol tarafta yer almış. Buhari hadisidir. Evet. Evet, diyor ki ashabından, Buhari'de geçiyor, Bedül Halk'ta geçen, ashabından bir kısım insanlar sağ tarafta, bir kısım insanlar da sol tarafta yerleştirilir. Derim ki bu sol tarafta olanlar, ashab-ı şimal yani, onlar benim ashabımdır derim diyor. Bana denir ki evet, onlar evet de senden sonra sürekli gerisin geri döndüler.
Yani sen onlardan ayrıldığın günden itibaren onlar hep geri gittiler. Ben de şöyle derim diyor orada. Tıpkı bunların durumu İsa Aleyhisselam'ın karşısındaki şey gibi, ehli kitap gibi olmuş oluyor. Onu da açayım bakın buradan. Hatta sen Yahya o ayeti sen oku oradan, ben de bunu okuyayım. Yani şeyde o Maide 118. Yani in tu'adzibhum. Ben de şöyle derim diyor. O salih kul İsa'nın söylediği sözü söylerim diyor. Ahirette. Evet. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ كُنْتَنْ تَرَّقِيْوَ عَلَيْهِمْ İşlerinde bulunduğum sürece ben onların ne yaptığını görüyordum. Ne zaman beni vefat ettirdin? Aynı ifade. Sen şahit olarak sen kaldın. اِنْ تُعَذِبْهُمْ Onlara azap verirsen فَاِنَّهُمْ وَيْبَادُ Senin kullarındır, azap edebilirsin. وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Eğer onları bağışlarsan doğru karar veren, güçlü olan sensin derim diyor. İsa Aleyhisselam da aynısını söylüyor. Aynısını söylüyor da.